Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ağustos favorilerimi çekiyoruz birlikte. Cilt bakımı, kitap, dizi ve yoğunluklu olarak kozmetik ürünü olacak. Benim favoriler videolarım genelde zaten hep kozmetik ağırlıklı oluyor. Ama ben de böyle kozmetik ağırlıklı olan favoriler videolarını izlemeyi tercih ediyorum. Daha çok seviyorum, daha çok keyif alıyorum. O yüzden sanırım ben de kendi kanalımda bu yolda ilerliyorum. Umarım siz de benim gibi kozmetik ağırlıklı favoriler videoları izlemeyi seviyorsunuzdur diyerek hiç uzatmadan başlamak istiyorum. İlk önce cilt bakımından başlayacağım. Şu anda özellikle gösterdiğim ürünlerin hepsini ben yaz boyunca kullandığım ürünler olacak. Zaten sanırım yanlış hatırlamıyorsam Haziran-Temmuz'a favoriler videosu çekememiştim. O yüzden de hani yaz boyunca cildime iyi gelen ürünleri buldum ve hiç değiştirmeden onları kullanmaya devam ettim. O yüzden birazcık da bence iyi oldu. Hani böyle sadece yazın kullanılabilecek ürünleri göstermiş olacağım. İlk olarak Pixi'nin Glow Toniğinden başlamak istiyorum. Bu toniği ben gerçekten çok sevdim. Neden sevdim? Tonik kullanımı bana birazcık gereksiz gelen bir şeydi. Hani hiç cilt bakım rutinime toniği sokmuyordum. Ta ki The Body Shop'ın T3 serisindeki toniği kullanana kadar, onu zaten favoriler videomda göstermiştim. Onu bitirene kadar kullandım, memnun da kaldım. Ama şimdi böyle daha bir aydınlatıcı, ışıltı katan, daha temizleyici, böyle içinde asitler bulunduran falan bir şey kullanmak istedim. Pixi'nin toniğini de çok merak ediyordum. Sephora'lara geldiğinde tesadüfen gördüm ve 100 milimliği 50 liraydı. Çok uygun fiyatı. Sonra baktığımda 80 olmuş. Şu an muhtemelen artmıştır ama yani internette 100 küsur liraya satılıyordu o zaman. Bakmıştım çünkü. Fiyat da çok uygun olduğu için şans vermek istedim ve bayağı memnun kaldım. Neden? Ki çok az kaldı hani şu çizgisinde artık. Şöyle hani çok kısa bir rutinimden bahsedeyim. Makyajımı ilk önce temizliyorum. Miseler suyuyla güzelce siliyorum. Daha sonra yüz yıkama jeli ya da sabunla yıkıyorum yüzümü. Ve daha sonra tonikle siliyorum. Daha önce kullandığım tonik açıkçası çok fazla hani pamuğa kir gelmiyordu. Pamuk bayağı tertemiz oluyordu yüzümü sildikten sonra ve hep aynı rutinde temizliyorum cildimi. Ama bununla yani o kadar derinlemesine miseler sularla falan temizliyorum, yıkıyorum ki hani bir aletle temizliyorum yüzümü falan. Daha sonra bununla sildiğimde pamuk bayağı neredeyse kahverengi oluyor. Yani o bana çok güven verdi. Demek ki yüzümde hala bir şeyler var ve bu onları temizliyor gibi. O yüzden sevindim. Bakabilirsiniz. Sephora'larda dediğim gibi var. Tonikli pedleri falan da vardı. Belki bu bitince onu denerim. O yüzden çok sevdim. Çok uzun konuştum bununla ilgili. Nemlendiriciden bahsetmek istiyorum. Yaz aylarında cildiniz benim gibi yağlıdan, karmadan yağlıya dönükse eğer jel formdaki nemlendirici kremleri kullanmanızı tavsiye ederim. Benim cildimin nem oranı gerçekten çok düşük. O yüzden sürekli olarak nemlendirici kullanmam gerekiyor. Hani yağlıya dönük olsa da nem oranım bayağı bir düşük. O yüzden Clinique markasının Moisture Surge kremini kullanmaya başladım. Bunu denedim. Zaten Clinique markasıyla ufak bir işbirliğimiz olmuştu. Bu kremle ilgili bir işbirliğimiz olmuştu. Instagram'dan beni takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür, paylaşmıştım. Ama gerçekten kremi bayağı bir süre deneyip paylaşmıştım zaten Instagram'ımda da. Çünkü dediğim gibi cilt benim için gerçekten çok önemli bir şey. Çok sorunlu bir cildim olduğu için kimseye kötü bir şey önermek istemiyorum. Ama hala yani bu işbirliği Mayıs başında falan olmuştu. Ben düzenli olarak hala bu kremi kullanıyorum. Hayatımda ilk defa neredeyse bir krem bitireceğim. Yani bayağı kullandım. 72 saate kadar yüzünüzü nemlendirmeye devam ettiğini söylüyor. Öyle bir şey vaat ediyor. Yani bence gerçekten çok uzun süre cildinizin nemini tutuyor ve yağlandırma yapmıyor. Ben de sivilcelenme de yapmadı. O yüzden gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir krem. Daha sonra göz çevreme geçiyorum. Göz çevrem için Bobbi Brown'un göz kremini kullanmaya başladım. Yani bunu da çok sevdim. Göz kreminde benim için önemli olan şey ne? Benim göz çevrem gerçekten çok kuru. Hani cildime oranla göz çevrem dehşet kuru. Denemek istedim. Bayağı merak ediyordum. İçinde mineral su ve aloe vera varmış aynı zamanda. Ben bu kremi neden sevdim? Dediğim gibi göz çevrem çok kuru. Ve yoğun, biraz daha yoğun kremler kullanmaya çalışıyorum. Bu öyle çok yoğun bir krem değil bence. Ama çok güzel nemlendirdi. Şöyle krem formda bir şey zaten. Ve yağ bezesi yapmaması. Göz çevresinde çok kolay yağ bezesi oluyor. Sizin öyle mi bilmiyorum. Ama benim gerçekten hani birçok krem yağ bezesi yaptı göz çevremde. Onlardan kurtulmak da çok kolay olmuyor. Şu an hiç yağ bezesi yok göz çevremde. O yüzden çok mutluyum. Bunu da ben nasıl söyleyeyim? Sanırım Nisan'dan beri falan kullanıyorum.
O yüzden çok memnunum. Buna da bakabilirsiniz. Eğer şikayetleriniz benimkiyle aynıysa. Daha sonra bakalım. Artık not ediyorum. Videolarda anlatacağım şeyleri not ediyorum. Çünkü inanılmaz unutuyorum. Evet, şimdi kozmetiğe geçiyoruz artık. Kozmetikte ilk olarak bir aydınlatıcıyla başlayacağım. Günlük hayatımda gerçekten hiç makyaj yapmasam da vazgeçemeyeceğim tek ürün bence aydınlatıcı. Çünkü ışıldamayı, aydınlık bir görünümü çok seviyorum. Gerçekten fondöten sürmüyorsam işte göz altımı bile bazen kapatmıyorum. Çok büyük göz altı problemlerim yok. Günden güne değişiyor. Ama aydınlatıcı sürüyorum çünkü beni mutlu ediyor. Günlük yaşantımda çok rahatlıkla kullandığım bir aydınlatıcı oldu. Clinique'in Chubby Stick aydınlatıcısı. Şöyle pembe alt tonlu bir aydınlatıcı. Bilmiyorum yani stick aydınlatıcıları zaten çok seviyorum. Normalde yazın ben birazcık daha bronz alt tonlu aydınlatıcılara gidiyorum. Stick yine. Yani mesela WhatsApp kullanıyorum. Yazın çok fazla WhatsApp kullanıyorum. Ama bunu merak ediyordum. Denedim. Ve ışıltısı falan çok hoşuma gitti. Gerçekten ıslakmış gibi gösteriyor. Ya böyle indirimde falan özellikle Trendyol'da Clinique ürünleri çok fazla düşüyor. Yani mutlaka bence kovalayın. Ben mağazasından aldım. Mağazada da halihazırda bir indirim vardı. Çünkü internetekiyle baktım aynı fiyata denk geliyordu. Hemen gittim aldım. Yani her gün sürüyorum. Gerçekten her gün sürüyorum. Yine yazın hep her gün kullandığım, makyajımı buna göre yaptığım. Zaten böyle no makeup makeup modunda gidiyorum hep yazın. Çünkü gerçekten ağır makyajı yazın hiç sevmiyorum. Kışın da birazcık ben çok yoğun makyajdan böyle itilmeye başlamıştım. Yazın tabii ki o yüzden daha da hafif makyajlar yaptım. Ve bu farı da ben ne zaman aldım? Nisan'da falan aldım bunu da. O zamandan beri sürekli olarak kullanıyorum. Göze çok güzel bir gölge veriyor. Özellikle sarı farla kullanmayı çok seviyorum. Bobbi Brown'un Camel farı. Şöyle açarak göstereceğim ki rengini görün. Şöyle göstereyim. Ya bence çok güzel bir gölge tonu. Göze çok güzel bir gölge veriyor. Bilmiyorum. Tenden tene de belki değişir ama ben her tene de yakışacağını düşünüyorum bu kahverengi. Yani tam bir camel rengi işte. Çok güzel, çok seviyorum. Bence buna da bakabilirsiniz. Ondan sonra rimelden bahsedeceğim. Benim bayağı bu değil. Her gün bunu kullanıyorum. Çünkü yazın yani bugün mesela waterproof bir rimel sürmedim. Göz altımı dehşet şekilde baking yapmak zorunda kalıyorum ve bunu yapmaktan hoşlanmıyorum. Çünkü bir süre sonra kek gibi oluyor göz altlarınız. Yani yazın terliyorsun falan. Hiç hoşuma gitmiyor yani açıkçası pudralamak yüzü. O yüzden de waterproof rimel kullanıyorum. Bence yani daha iyisi yok. Gerçekten yok. Lancôme Monsieur Big'in waterproof'u bu. Çok seviyorum. Bayılıyorum yani kirpiklerimi ben bu rimeli sürerek Instagram'a ilk fotoğraf attığımda kirpik lifting falan bir şeyler yaptırdığımı zannettiniz hatta birçok kişi sordu. Ya hayır, kirpikleri gerçekten inanılmaz kıvırıyor. Özellikle de bir kıvırıcıdan sonra sürdüğünüzde direkt o şekilde tutuyor. Çok yoğun bir görüntü veriyor. Zaten beni hani bayağı da takip edenler bilir. Benim favori rimelim her zaman Monsieur Big'di ama waterproof'unu yani bir 2-3 ay önce kullanmaya başladım. Normal bir rimel kirpiklerinizi kıvırık tutmuyor açıkçası. Bir waterproof rimel çok daha kirpiklerinizi kıvırık tutuyor. O yüzden hep hani bir heves edip bir tane alayım, deneyeyim falan diyorum ama çok kirpiklerim dökülüyor. Gerçekten çıkarırken çok uğraşıyorum. Ama bunda öyle bir sıkıntı yaşamadım. Çok çok kolay tabii ki çıkmıyor yani. Ama bir waterproof rimele göre bence kolay çıkıyor. Bunu çıkarırken de Lancôme'un temizleme suyunu kullanıyorum. Yağ bazlı. Böyle çift bazlı ürünler kullanırsanız da zaten sıkıntı yaşamayacaksınız. Ama bu rimel gerçekten kullandığım waterproof rimeller içinde bence bir numara. Dediğim gibi zaten Monsieur Big'i komple çok seviyorum. Bir kaş yerinden bahsedeceğim. Benefit'in Bravo Primer kaş jeli. Bunu çok seviyorum. Şu şekilde başlığı olan. Alttan çeviriyorsunuz. Buradan jeli çıkıyor ve kaşlarınızı besliyor aslında bu. Gerçekten kaşlarımı besliyor. Yeni kaşlarım çıkıyor. Benim kaşlarım çünkü çok ince. Bir türlü kalınlaştıramıyorum. O yüzden böyle bir şey kullanmak istedim. Şeffaf kaş jelleri genelde kirpikleri birazcık dökebiliyor.
Ama bu hem kaşlarımı sabitliyor. Çünkü benim kaşlarım çok düşer. İllaki sabitlemem gerekir. Hem kaşlarımı sabitliyor, hem kaşlarımı besliyor. Bir üründen daha ne bekleyebiliriz? O yüzden bunu gerçekten çok sevdim. Çok severek kullanıyorum. Her gün neredeyse bunu kullanıyorum. Makyaj yapmasam bile sürüyorum. Hani hem kaşlarım biçimli duruyor, hem de kaşlarım beslenmiş oluyor. O yüzden bunu gerçekten çok sevdim. Böyle kozmetik ürünleri sağlığa da yararlı şeyler yaptıkları zaman keşke hep böyle olsa. Ve iki tane de dudak ürününden bahsettim. İstiyorum Benefit'in bu iki ürününü birlikte kullanmaya bayılıyorum. Bir tanesi Benetint, bir tanesi de Benebalm. Değil mi? Evet, doğru söyledim. Bunu ilk önce sürüyorum. Üstünden de bunu geçiyorum. Bunu sürmediğim günlerde de bunu sürüyorum. Zaten yazıları falan çıkmış artık. Çünkü sürekli çantam bu benimle birlikte. Asla yani cüzdanım bir, bu iki. Yani yanımdan asla ayırmıyorum. Çünkü dudaklarımı çok güzel beslediğini düşünüyorum. Aynı zamanda da bence inanılmaz güzel bir renk veriyor. Hatta şöyle elimde göstereceğim. Çok çok da az kaldı bitecek diye korkuyorum. Şöyle göstereyim. Çok da güzel bir renk veriyor. O yüzden de çok seviyorum. Dudaklarım böyle kendi rengiymiş gibi. Aynı zamanda da böyle güzel bir parıltı veriyor. Bunu da çok seviyorum. Böyle denize giderken falan çok fazla bunu sürdüm. Bu da zaten bitmek üzere. Çok üzülüyorum. Bu bir deneme boyuydu. Muhtemelen orijinal boyunda alacağım. Ve bu Sephora'nın indiriminde o kadar uygun fiyata düşmüştü ki almadığıma çok pişmanım. Çünkü bu kadar çabuk bitirebileceğimi düşünmemiştim. Son kozmetik ürüne geçiyoruz. Evet. Nars'ın Hatin Roof Liquid allığı. Bu allığı bayıldım. Neden? Çünkü gerçekten ekstra bronzlaşmışsınız gibi. Hani bembeyaz süt teninize sürdüğünüzde sanki 5 dakika önce güneşte cayır cayır yanmışsınız gibi etki veriyor. Onun haricinde bronz teninize sürdüğünüzde de bu yanaklarınızdaki o kırmızılık hani kalmaz ya hemen. Bu hep o varmış gibi gösteriyor. O yüzden çok sevdim. Şöyle bir pompalı bir başlığı var. İyice çalkalıyorsunuz. Dehşet bir pigmentasyona sahip. Gerçekten yani şöyle söyleyeyim. Ben bunu sıkarken parmağımla aynı zamanda tıkayarak sıkıyorum. Çünkü biraz fazla gelse tüm yüzünüze fondöten gibi sürersiniz. İnanılmaz pigmentli bir şey. Kullanırken dikkat edin diye söylemek istedim. Çünkü en başta ben Allah'tan yanımda kardeşim vardı. Bölüştük falan yani. Ama tabii yanaklarım böyle inanılmaz kıpkırmızı olmuştu. O yüzden de çok sevdim. Yani ömürlük bir ürün. Bu tarz ürünleri çok seviyorum. Çünkü bence fiyatını hak ediyor. Asla öyle hemen biten falan bir ürün değil. Bayağı ömürlü kullanacağım ben onu. Bozulmadığı sürece benimle. Kozmetik ürünlerim bitti. Şimdi okuduğum bir kitaptan bahsedeceğim. Ophelia. Bu kitabı ben lisede de okumuştum. Lise 2'de sanırım. Evet, lise 2'de almıştım ben bunu. Ve böyle bir çırpıda okuyup bitirmiştim. Çok sevmiştim. Ophelia Hamlet'in sevgilisi. Bildiğimiz Hamlet'in. Böyle saray maceralarını falan seviyorsanız, ilginizi çekiyorsa, kraliyetle ilgili böyle romanlar, bir şeyler ilginizi çekiyorsa bence Kral Hamlet'in, kral değil de Hamlet'in hikayesini okuyun derim. Okumadıysanız da bence Ophelia'nın gözünden de okuyabilirsiniz. Gerçekten kitabın da çok böyle akıcı bir dili var. Çok seviyorum. Birazcık çerez gibi ama birazcık böyle bilgisayarda tabii ki oluyorsunuz. Biraz genel kültür gibi aslında. Ben böyle uyurken kitap okumayı çok seviyorum. Bitmesin diye de yavaş yavaş okudum. Bir de benim şöyle bir sorunum var. İzlediğim ve okuduğum hiçbir şeyi bir süre geçtikten sonra asla hatırlamıyorum. Kitabın sonunu mesela asla hatırlamıyorum. Kitabı okurken inanılmaz heyecanlanıyorum. Yani o heyecanı hiç kaybetmiyorum. Hafızamın zayıf olması bu açıdan çok işime yarıyor. O yüzden hani o zamanlar beni çok heyecanlandırmıştı böyle. İşte kitaplığı düzenlerken buldum. Bayağı hani sorduklarını en sevdiğim kitaplardan biri benim her zaman Ophelia olmuştur. O yüzden de dedim ki okuyayım bakalım bunca sene geçti. Kaç sene geçti yani? 10 küsur sene geçti herhalde. Dedim ki bu sefer neler hissedeceğim, neler düşüneceğim. Yine çok severek okudum. Uzun uzun okudum böyle. Yavaş yavaş okudum bitmesin diye sindire sindire. Yani buna da bakabilirsiniz. Ben dediğim gibi çok eskiydi aldığımda yani yıllar geçti. Şu an kapağı falan muhtemelen değişmiştir. Ama adı yine aynıdır. Bakabilirsiniz. Bu tarz şeyleri seviyorsunuz. Onun haricinde kraliyet maceraları falan, saray olayları demişken The Crown'ı izledim. Kraliçe Elizabeth'in hayatını anlatıyor. İşte ilk başladığında babası daha kralken başlıyor ama artık hastalık döneminde falan.
Ve bu şekilde macera başlıyor. Ben çok seviyorum. İngiltere'nin bu kraliyet olayları hep zaten çok ilgimi çekmiştir. Bu arada ben Crown'a yeni başlamadım. Yani çok yavaş, asla sıkmıyor ama bazen yorabiliyor. Çünkü çok yavaş ilerliyor. Haziran sonunda falan başladım ben. Birinci sezonu bitirdim. İkinci sezona başladım. Sonra böyle bir kaldıramadım. Yani öyle olur ya, daha böyle çerez şeylere geçmek istersiniz. Hemen Sex and the City'ye başladım. Sex and the City'yi izlemek bana inanılmaz keyif veriyor. Yani inanılmaz böyle mutluluk ve enerji doluyorum. Sex and the City'yi baya baya izliyorum. Onda da kaçıncı sezonu? Üçüncü sezonu bitirmek üzereyim. Ama The Crown'u bence izleyin, dediğim gibi bu tarz şeyleri seviyorsanız. Çok başarılı işlenmiş bence, gerçekten çok başarılı, harika diyebilirim. Hiçbir şekilde spoiler vermek istemiyorum ama az çok zaten Kraliçe Elizabeth hakkında bir fikriniz varsa çok da spoiler sayılmaz aslında söylenebilecek bir şeyler. O yüzden o benim çok hoşuma gitti. Sex and the City'yi zaten hepiniz biliyorsunuz. İnanılmaz keyifli. İzlerken Manhattan'da yaşayamıyor ve belki de hiç yaşayamayacak olmanın kıskançlığıyla izliyorsunuz. İşte arkadaşlıkları falan harika, her şey harika. Hayatları bence çok güzel, çok keyifli. Yani aslında olması gerektiği gibi sadece mutlu olmak için yaşıyorlar. O yüzden bana çok büyük bir keyif veriyor. İzlediğimde böyle onlar yerine seviniyorum falan, mutlu oluyorum. Ben biraz böyle izlediğim şeylere fazla kaptırırım kendimi. Hani böyle iğrenç bir şey izlerken falan, İzlerken utanırım ya, ne yapıyor bu falan diye. Ben o tiplerdenim. O yüzden izlediğim şeyler beni ekstra daha fazla etkiliyor. Böyle bir yorgun, bitkin dönemimdeydim. O yüzden 80'lisi bana çok iyi geldi. Böyle. Bundan da bahsetmiş oldum. Kitabımdan da bahsettim. Video kısa sürdü derken kapatmıştım videoyu aslında. Unuttuğum bir şeyi fark ettim. Çünkü zaten çok fazla soruyorsunuz videolarımda. Böyle tırnaklarım çok fazla görünüyor. Ojemden bahsetmek istedim. Çünkü ciddi anlamda favorim zaten bu benim. Üst üste sürüyorum sürekli. Şöyle göstermiş olayım. H&M'in bir ojesi. Adı Delicate Race. Adını da şöyle göstereyim. Çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Üst üste sürekli olarak sürüyorum. Bakabilirsiniz. Fiyatı 20 lira. Normal indirimdeki ojelerden değildi. Bir de bunu göstermek istiyorum. Pixup markasının tırnak, el, ayak bakım yağı olarak geçiyor. Bunun Instagram hesabına bakabilirsiniz. Bu gerçekten bana bu ürün geleli bir sene falan oldu. Ve ben taşınırken bunu kaybetmiştim. Daha sonra tekrar buldum. Çünkü çok severek kullanıyordum. Böyle bildiğiniz bir yağ. Böyle değişik bir kokusu var. Mentollü gibi ama güzel bu arada. Çirkin bir koku değil. Gerçekten güzel bir kokusu var. Ben bunu yatmadan önce özellikle ve işte ojelerimi sildiysem hemen. Ama ojelerim varken de her gün yapmaya çalışıyorum. El ve ayak tırnaklarımın etlerine sürüyorum. Gerçekten manikür ve pedikür yapmışsınız gibi falan oluyor. Yağı emdikten sonra inanılmaz sağlıklı gösteriyor. Şu anda da sürmüştüm zaten. Bayağı güzel bir yağ. Buna bakabilirsiniz. Fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca tırnakları da besliyor. Vitamin takviyesi yapıyor. Tırnakların hızlı uzamasına yarıyor. Cildi yumuşatmaya ve nem dengesini sağlamaya. İçerdiği mentol sayesinde istenmeyen kokuları da gidermeye yardımcı oluyormuş. Herhalde bu da ayak için geçerli. Yani bakabilirsiniz. Ben gerçekten çok severek kullanıyorum. Ve bu da son üründü. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Benim için yeni olan ürünlerden bahsettim. Gerçekten yeni güzel şeyler keşfettim kendi adıma. O yüzden hepsini sizlerle paylaşmak istedim. Umarım siz de keyifli izlemişsinizdir. Merak ettiğiniz belki ürünlere denk gelmişsinizdir. Şimdi yeni yeni bir şeyler daha deniyorum. Hemen Eylül'de yeni bir favoriler videosu çekeceğim. Artık böyle şey olur ya, kullanırsın sıkılırsın, yeni bir şeyler kullanmak istersin artık. Birazcık öyle bir dönemindeyim. Yeni bir şeyler böyle denemeye başladım. Eylül'de hemen onları sizinle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Cilt bakım ürünlerim hariç onları baya baya hala kullanmaya devam ediyorum. Edeceğim de, çok memnunum. Böyle. Her şeyi anlattım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Ben de istediğiniz video fikirleriniz varsa, bir önceki videomda da istemiştim. Çok güzel öneriler gelmiş. Çok teşekkür ederim. Hepsini tek tek çekeceğim. Haftada 2 video yüklüyorum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz salı ve cuma günleri video yüklüyorum. İşte bu videoyla da ilgili yorumlarınız, sorularınız varsa, ürünlerle ilgili merak ettiğiniz bir şeyler falan aşağıda benimle paylaşabilirsiniz. Seve seve hepsini yanıtlayacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.